Birlikten kuvvet doğar. Ölüm döşeğindeki yaşlı bir çift ki bu dünyadan ayrılmadan önce oğullarına hayat ile ilgili bir ders vermek istemiş. Beşini birden yanına çağırmış. Hepsi geldiğinde yaşlı çiftçinin hizmetçilerinden biri odaya ince ince kesilmiş dal parçaları getirmiş. Yaşlı çiftçi oğullarına hepiniz birer tane alın demiş. Kalanları da elinde birleştirip bir ip yardımıyla sıkıca bağlamış. Elinizdeki dalları kırmayı deneyin demiş. Ve bütün çocuklar tek hamlede ellerinde olan dal parçalarını kırmayı başaramamışlar. Kırmayı başarmışlar. Ardından elinde duran sıkı bağı en büyük oğluna verip kır bakalım demiş. Büyük oğlu ne kadar uğraşsa uğraşsın elindeki bağı kıramamış. Diğer çocuklar da denemişler ama aralarında başarabilen olmamış. Yaşlı çiftçi, dinliyor musun oğlum? Ya baba! Dinliyor musun? Böyle ama bağırmana gerek yok senin sesine. Sen dinliyor musun kızım? Yaşlı çiftçi ne yapmış? Yaşlı çiftçi amacına ulaştığı için gülümsüyormuş. Görüyorsunuz ya, dallar birlikte olduğunda hiçbiriniz o bağı kıramadınız. Eğer siz de böyle bir arada kalır, her şeye karşı beraberce savaşırsanız hiçbir güç sizi yenemez. Ama en başta kırdığınız birer dal parça, birer parça dal gibi ayrı ayrı olursanız başınıza her şey gelebilir. Bu yüzden benim sizden istediğim hayata karşı her zaman birlikte durup birbirinize destek olmanızdır demiş. Aç. Peki bu masaldan ne öğrendik? Aç. Aşk. Bir aç. Şey. Aç. Tek başımıza. Önce bir kardeşim. Ağacın dalı topraktayken güzeldir. Ağacın dalı topraktayken mi güzeldir? Evet. Buradan sen onu mu anladın? Nereden çıkarttın böyle bir şeyi? Yani bir işi tek başımıza yapmak, yani başımıza bir şeyler gelebilir ayrı konuşsak. Ama o hikayede geçen odunlar gibi bir olursak kimse bizi kıramaz. He. Bir de ben söyleyeyim mi ne anladık? Şimdi bir işi tek başımıza bir işi tek başımıza yapmaktansa arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, hemşerilerimizle, milletimizle birlikte yaparsak daha başarılı oluruz. Anlatabildim mi? Şimdi başarılı olmak güzel şey. Evet, başarılı olmak güzel bir şeydir. Sence? Evet. Ama birlikte hareket etmek daha güzeldir. Çünkü ailece toplanıyoruz. Ailece toplanıyoruz. Sen bunları bayağı bir uydurdun gibime geliyor ama yok. Dur bakalım. Evet, bizi dinleyen arkadaşlar, umarım bundan memnun kalırsınız. Biz bundan sonra arada sırada çocuklarla birlikte masallar okuyacağız. Bu masallardan anlamlar çıkaracağız hep birlikte. Umarım siz faydalanırsınız. Beğenmişseniz beğenme butonuna basın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben